oğlum, kapıcı geldi galiba. Mehmet, ne lan bu saçların hali? Felaket anne. Ne oldu? Babam geldi. Bu babam mı? Açsanıza kapıyı. Mehmet, Ayşe açsanıza kapıyı. Yandık oğlum, yandık. Ya anne açma, dur ya, sonuna kadar direnelim. Bir iki saatçılığa gider ne de olsa. Ama saçmalama be oğlum, sen babanı tanımıyor musun? Maazallah kapıyla birlikte içeri girer vallahi adam. Dur. Ayşe, nedir bu rezalet? He? Çabuk hesap ver, nedir bu olan saçların hali böyle? Nerede lan bu velet? Ne lan bu saçların hali? Ne bu saçların hali? Ay ne varmış çocuğun saçında? Yok bir şey canım. Daha ne olsun? Sağda solda delikanlı oğlum var diye övdüm herifin haline bak. Civciv gibi olmuş be. Ulan daha ne olsun be? Daha ne olsun? Ya Rabbim olamaz. Bu benim oğlum olamaz ya. Abartma baba ya. Ulan sus konuşma. Bir kelime daha konuşma koparırım o diline. Neden büyütüyorsun ki baba? Alt tarafı saçımı boyadım işte. Ne olmuş yani? Ayşe, Ayşe bir şey söyle şunu alacağım ayağımın altına ha. Yavaş ol bakalım Kazım. Bence ortalıkta öyle bağırmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Üzerine gitme çocuğun. Anasına bak, oğluna. Orada da bağıracak bir şey yok, öyle mi? Ulan bu çocuğu bu hale sen getirdin be. Aa, ne varmış oğlumun halinde? Ayşe, Ayşe bana geliyorlar ha. Sus, bir kelime daha etme. Bana bak lan, bu rezil boya çıkacak bu saçlarına. Bu saçları kökünden kazıtacaksın. Bir kazıtma bak, kulağına tutup kapının önüne koyuyorum seni ha. Niye kazıtacağım baba ya? Konuşma lan! Ay bunu atma çocuğu Kazım. Ayşe, bana bak sen hiç konuşma. Sen de onun gibi kapının önünde bulursun kendini. Aa, yeter artık Kazım. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ha? Bu evde senin olduğu kadar benim de hakkım var. Ya, demek ki evi alırken verdiğin 3-5 kuruşu kafamıza katıyorsun ha? Öyle olsun Ayşe Hanım, öyle olsun. Görürsün sen.